Merhaba arkadaşlar, Fresh on the Way kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir tura başladık, çok değerli arkadaşlarım yanında. Balkanlardan ve Rusya'dan çok güzel bir ekip geldi. Bu hafta boyunca size çok güzel bir video çekeceğim. Yabancıların Türk yemekleri hakkındaki düşünceleri ve ilk izlenimlerini anlatacağız. İlk başta Veronica ile başlıyorum. Welcome Veronica to Gaziantep. Gaziantep'teyiz. İlk turumuz Gaziantep yemekleriyle başlayacağız. Veronica, do you know Gaziantep is the kind of capital of food in Turkey? Yes. So firstly, we're gonna try lebeni soup. What? Lebeni. Çorba. Okay. Just cold soup. I don't try before. You didn't try. Daha önce denememiş. Şimdi ilk başta lebeni çorbası ile ilgili düşüncelerini alacağız. Like ayran with rice. İçin rice? Ha. Yes. This is cereal, kind of wheat. Oh, okay. Okay. Yani burası soğuk bir işte ayranın içinde sanki pirinç varmış gibi tat söyledi. We wanna try the other ones. Çiğ köfte. I like çiğ köfte. You like it? Yes. It's like a tomato with bulgur. Very nice. Bu Gaziantep usulü biraz çiğ köfte. You like it? Yes, I like. Little spicy. Little bit. But Şanlıurfa'da biliyorsunuz asıl da biz yiyeceğiz. Asıl in Şanlıurfa you're gonna eat the most spicy one. Okay. This is bu biraz daha hafif. This is like softer one. Okay. If you are ready, I'm bringing the main one. Do you know what's this? Do you like liver? I like cockroach. But with liver. Ciğer kavurmayı şimdi denettireceğiz. Liver, it's sheep. Yeah. Sheep. Liver. Sheep. Sheep. Yalnız buna bir tane kimyon olmamız lazım beyler. Kimyon. Kimyon. I like. So you like it? Yes. Yes, main kind of liver inside with some onion, some spicy, something like that. We are. It's like a generally we are eating this also in breakfast. Okay. Çin. Mazdurabi. Better, eh? Şimdilik bu kadar. Şimdi ikinci kurbanım. Gaziantep'teki yemeklerde Rio. Rio, you are from Bosnia? Bosnalı. İçli köftemizi mi deneyecekler? Fıstıklı içli köfte. Ay, köfte. Ay, çok çok güzel. Okay, lastly, what you should choose? Patlıcan, okay. Teşekkürler. Ama, bir dakika, you ate wrong. You ate wrong, yes. Because, no. Okay, guys. Firstly, we are open this one. Okay? Okay, you are taking this part, small part, and then you are taking this small meat. Yes, and then you are taking this small tomatoes. And putting this onion. And where is the paprika? Alabilirim. I don't have it. Eat like this. Better? Amerika. Şimdilik Antep'ten bu kadar. Yarın öğle vaktinde tekrar yeni yemeklerle karşınızda olacağız. Bugün ikinci günümüzde daha doğrusu Antep mutfağına devam edeceğiz. Küşlemeye geldik arkadaşlar. Karışık kebap yiyeceğiz ama buranın asıl olayı küşleme. It names is küşleme. Küşleme. It's like a meat on the all animals back. So 400 gram in every animal has this part of meat. So please taste it and tell me what's your thinking about the food. Evet, şimdi küşleme deniyor. Küşleme? Evet, küşleme. Çok güzel. You like it? Yes. So like maybe with spice is better, but you don't like this. No, I like this. Huh, I like really it. Like this. Yes, the meat is really nice. O zaman başka yemekte görüşeceğiz.
en sevdiğimiz ana geldi. Baklavayı tanıtacağız, daha doğrusu denettireceğiz. Yanımda Little Sunshine. Sunchitsa. Sunchitsa yanımızda. Onunla birlikte Gaziantep baklavasını deneyeceğiz. You know, they already talked about the baklava, how you should eat. This is the baklava, the original one. Could you come here and show it a little bit? Baklava, şöbiyet and bülbül yuvası. So what's the difference between the three? Some of them is there is a skimmy milk inside. Okay. This is the same but different shape. But this is the original baklava. Okay. So when you eat, don't use this. No, we don't use this. But come my on. Hands. No problem. Just return it and put it. Stick your here. What's the name of it? Neps. Evet. En sevdiğimiz an. Perfect. Did you like it? You waited a lot. I loved it. It's so smooth, like it's so light. Çok hafif, yumuşak. It's still real taste of baklava. It's perfect. Perfect, huh? Okay. Diğer yemekte görüşeceğiz. That's it? Yes. Evet, şimdi yeni rotamız Halfeti arkadaşlar. Halfeti deyince akla gelen ilk lezzet şabut balığı. Bu nehre özel bir balık. Şabut fish, you say. I don't know in English what exactly şabut means, but it's like a special fish on this river. Okay. So please taste it and tell us how is it. Okay, it's try this for first time. I don't know. İlk defa denediğini söyledi. It's like white fish. Yes, yes white fish. Mm-hmm. Mm. Alabalığa benziyormuş. Alabalık. Ha, okay, now I understand. Alabalığa benziyormuş tadı. But you know, it's also the sweet water fish. Okay, so okay. Similar. Little bit rose, pink. Evet, içi biraz pembemsi ya da işte gül rengi diyor. But did you like it? Yes, and little bit spicy. Very good. Nice sauce. Yes. Sosu güzel, acısı güzel diyor. So did you like it? I like it. Yes, very good. O zaman yeni lezzetlerde görüşeceğiz. Thank you. Merhaba arkadaşlar, şimdi Urfa'ya geldik. Urfa deyince akla gelen lezzetlerden bir tanesi de mırra kahvesi. Mırrayı da Rio'ya ile tanıttıracağım. Rio, this is mırra coffee. It's traditional coffee. So, you're mırra. You should tell me your things about. Okay. Strong. I told you it was very strong, yeah. That's why I still don't drink. So you don't drink, but I drink. No, I'm okay, I drink for you. Şimdi çok ses var diye dışarı çıktık. Aslında bu çiğ köfteler içeride yenmesi lazım. Şimdi sırada çiğ köfte var. Çiğ köfteyi de Branko deneyecek. Branko, ready for the real çiğ köfte. Yeah. It's okay, try it bro. Not small piece, not small piece, big piece. Very spicy. Yani gerçekten acıydı. Ben denemiştim ama adam yerinde dedi. Man, it's really spicy normally. But it's okay. Do you like the taste? Yeah, it's okay. Okay. Yeah. Bugünlük Çanlıurfa'dan bu kadar. Sıradaki durağımız Mardin. Mardin'de de çok güzel yemekler deneyeceğiz. Ben size bu sefer de diğerlerini denettireceğim. Bakalım nasıl olacak.